Elimdeki listeye göre Sayın Mehmet Ali Edipoğlu'nu uzatmadan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilimiz kürsüye davet ediyorum. Özür dilerim, bir sual alayım. Sayın bakanlarım, yurt dışından ve yurt içinden program bu panelimize konuk olarak iştirak eden değerli konuklar, değerli misafirler, izleyiciler, sevgili basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime geçen hafta yitirdiğimiz anti-emperyalist büyük lider Hugo Chavez'i saygıyla anarak başlamak istiyorum. Yaktığı ışık sadece Latin Amerika'yı değil, tüm Amerika kıtasını, hatta tüm dünyayı aydınlatsın diliyorum. Değerli izleyiciler, NATO'ya üyeliğimiz üzerinden 61 yıl geçti. Süreç içerisinde üye ülkelerin eşit statüde olmadığı, NATO'da her şeyin ABD'nin kontrolünde olduğu da anlaşıldı. NATO üyeliğinin ülkemize katkıları şüphesiz olmuştur. Ancak kaybettirdikleri zararları ise hep ülkemizi yönetenler tarafından da göz ardı edilmiştir. Türkiye NATO'nun koruyucu şemsiyesinden yararlanırken kendi adına da Batı dünyasının ortak savunmasına ve bölgenin güvenliğine önemli katkılar da sağlamıştır. Türkiye NATO'ya olması gerekenden çok daha fazla bağlılık ve sadakat de göstermiştir. Türkiye modern harp silah ve araçlarını biraz daha fazla sahip olabilme uğruna ekonomik gücünün çok üstünde bir silahlı kuvveti muhafaza ederek NATO'nun insan gücü açığını da kapatmıştır bu süre içerisinde. NATO üyeliği Türkiye'nin silah ihtiyacının büyük ölçüde ABD tarafından karşılanmasına yol açmış. Bu da yerli silah sanayimizin gelişmesini engellemiş ve ülkemizi yurt dışından silah ithalatına bağımlı hale getirmiştir. Türkiye'nin NATO'dan, ABD'den yediği goller ise bir hayli fazla. 1962'de ABD-Sovyetler Birliği görüşmeleri sonucunda ABD Türkiye'deki Jüpiter füzelerini ülkemizin haberi olmadan sökme kararı alarak bizi savunmasız bırakmıştı. Hatırlatmak isterim. 1963 Kıbrıs krizi başlamış, 1964'te Johnson mektubunun yarattığı şoku da unutmadık. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ise NATO silahlarının kullanılamayacağı vetosu ve uygulanan silah ambargosunu da hatırlatmak isterim. İkinci Körfez Savaşı'na Fransa Patriot füzelerini savunma amaçlı olarak Türkiye'ye gelmesini önlemek de istemişti. Daha geçen yıl Kürecik'te kurulan füze kalkanı ve birkaç önce Adana, Maraş ve Gaziantep'e konuşulan Patriot füze rampalarının bizi komşularımızla düşman yaptığını da hatırlayalım. Yine NATO üyesi birçok ülke Türkiye'nin terörle yapmakta olduğu mücadeleye çeşitli nedenlerle doğrudan veya dolaylı olarak engel olmaya çalışırken kendi ülkelerinde terör örgütünün yapılanmasına ve faaliyetlerine bugün de göz yummaya devam etmektedirler. Ayrıca Kuzey Irak'ta Kürt devleti ABD NATO desteğiyle kurulmuştur. Türk ordusu Kuzey Irak'tan NATO yüzünden uzaklaştırılmıştır. PKK'ya Cudi Dağı'nda helikopterlerle mühimmat atanlar ABD pilotları ve NATO olmuştur. PKK militanlarının kullandığı silahların çoğu da ABD silahlarıdır. İran Pejak'ını kuran ve de silahlandıran ABD ve NATO'dur. Bizi Afganistan'a ve Lübnan'a götüren ve Taliban'a da Hizbullah'a da düşman eden yine NATO'dur. Görüldüğü üzere her türlü girişim ve planlama ABD yeni NATO ürünüdür. Yeni oluşturulan bu konsept ile ülkemizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çorap örenler, çuval geçirmeler, balyoz indirmeler ve bölünme senaryoları hep aynı kaynaktan çıkmakta ve yönetilmektedir. Dünyadaki enerji kaynaklarının %75'inin Müslüman coğrafyada olduğunu hepimiz biliyoruz. Emperyalistlerin Orta Doğu'ya ilgisi de işte bundan kaynaklanıyor.
Emperyalistler bugüne kadar hiçbir ülkeye demokrasi, özgürlük getirmedikleri gibi böyle bir iddiaları da hiçbir zaman olmamıştır. Özgürlük, demokrasi gibi kavramlar bölge insanını kandırmaya yönelik ve bölgedeki taşeronların, ajanların kullandığı argümanlar olmuştur her zaman. Orta Doğu'da 3 yıldır süregelen iç savaşlar, kalkışmaları değerlendirecek olursak, bölge ülkeleri emperyalistlerin kaynaklarını ya bizimle paylaşırsın ya da yok olursun tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır bu süreç içerisinde. Libya, Tunus, Mısır'da bunları gördük ve yaşadık. Hiçbirine demokrasi de gelmedi. Aksine egemenlere daha fazla boyun eğen kukla yönetimler iş başına getirildi. Daha bir yıl dolmadan gelenler gidenleri aratır hale geldi. Demokrasinin, özgürlüğün hiç olmadığı Suudi Arabistan, Katar, Körfez ülkelerine yönelik bir tehdit söz konusu hiçbir zaman olmadı. Bu bir tesadüf değil. Çünkü servetlerini egemenlerin, emperyalistlerin emrine sunmuşlar. Merkez bankaları bile hiç olmamış. Paraları ABD bankalarında. Churchill'in 1936'da söylediği bir sözü hatırlatmak isterim. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir. Bu söz Orta Doğu'daki müdahaleleri bir cümleyle özetlemeye yetiyor. Yani Orta Doğu'daki olayları, savaşları, bir, enerji kaynaklarına el koyma, iki, bölgedeki tek müttefik İsrail'in güvenliği için komşu ülkelerin güçsüzleştirilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Bu çerçevede 2 yıl önce sıra Suriye'ye geldi. Uzaktan müdahale yerine NATO'nun yeni konseptine göre gençler özgürlük, demokrasi talepleriyle kışkırtılacak, daha sonra taşeron olarak görevlendirilen komşu ülkenin, yani Türkiye'nin öncülüğünde bir müdahale için Suriye'de yönetim kuklalara devredilecekti. Türkiye, NATO ilişkisine benzer şekilde taşeronluk görevini alır almaz kraldan çok kralcı, Amerika'dan çok Amerikancı oldu. Ancak gelinen noktada Davutoğlu'nun stratejik derinlik politikası Suriye'nin surlarına çarparak Akdeniz'in derin sularına gömülüverdi. Esad, 130 ülkenin zorlamasına, çabalarına, lojistik ve silah desteğine rağmen düşmedi, hala yoluna devam ediyor. Suriye halkı emperyalizmin oyununa gelmedi, getirilemedi. Bugün Suriye'de rejime karşı savaşanların Suriye halkı olmadığı, 23 ülkeden getirtilen radikal İslamcı 60-70 bin civarında lejyoner olduğunu artık bütün dünya bilmekte. Artık Suriye'de rejimi devirmek için çaba gösteren ülkelerin en önemli kalemleri Esad Cumhurbaşkanı kalmayı, gelecek seçimlerde aday olmayı kabul ettirmiş gibi duruyor şeklinde yazılar yazmaya bile başladılar. Bazıları daha da ileri giderek Esad'a karşı savaşı maalesef kaybettik şeklinde yorumlara da yer vermeye başladılar. 2 yıldır Suriye'de süregelen bu kirli savaşta muhalif grupların Suriye'ye demokrasi getirme çabasında olmadıklarını artık herkes biliyor, görüyor. Artık Suriye savaşına karar vericilerin, yani Rusya, İran, ABD gibi ülkelerin Doğu Akdeniz havzasındaki enerji yatakları ve Doğu Akdeniz'e ulaşan enerji yollarını kontrol etme kavgasında olduğunu da herkes biliyor. Bundan 1 yıl öncesine kadar Özgür Suriye Ordusu üzerinden, Suriye Ulusal Konseyi üzerinden ABD ve Batı destekli yürütülen bu kirli savaşta Suriye halkı bu muhalif silahlı hareketi Batı'nın ve ABD'nin dünyaya açıkladığı gibi bir özgürlük savaşı, demokrasi savaşı olmadığını çabuk fark etti. Bu kirli savaşın emperyalist bir saldırı olduğunu ve ülkelerini kan gölüne çeviren bu çeteleri de emperyalistlerin, siyonistlerin paralı askerleri, ajanları olduğunu da fark ettiler. Ve topyekun direndiler, 2 yıldır da direnmeye devam ediyorlar. ABD ve Batı Suriye'de başarılı olamayacağını görünce B planını devreye soktu. Kuzeyde Kürt devleti kurulması, Suriye'de savaşı uzatarak Suriye'nin ve bölge ülkelerinin zayıflatılması, istikrarsızlaştırılması ve 11 Eylül'den bu yana dünyada yok edemediği, başına bela olan radikal İslami örgütleri Suriye'ye savaşa cihat çağrısıyla sokup Esad ordularına kırdırmak gibi kazanımlar elde edebileceklerini gördüler ve Rusya ile pazarlığa da oturdular. Cihat çağrısı Suudi Arabistan, Katar TV'lerinde ajan ulemalar tarafından sık sık tekrarlanmaya başladı ve dünyanın 23 İslam ülkesinden 70 bin civarında radikal İslamcı militan Türkiye üzerinden AKP hükümetinin de yardımıyla Suriye'ye giriş yaptı.
Bir yıl içerisinde Suriye'ye gönderilen bu radikal İslamcı militanların 1/3'ünün öldürüldüğü bilgileri de dünya basınında yer alıyor. Bu 11 Eylül'den bu yana Amerika ve yandaşlarının, emperyalistlerin dünyada öldürdükleri, imha ettikleri radikal İslamcı militanların sayısından bir hayli fazla. Bunun dışında Kürt devleti kuruldu kurulacak. Gördüğümüz manzara Suriye'de bu. Suriye kendini 20 yılda zor toparlar gibi görülüyor. Yani istikrarsızlaştı, güçsüzleşti. İsrail'in eline bir koz verdiler. Diğer taraftan da İsrail ve Siyonistler el oluşturmaya da başladılar. En tehlikeli ve korktukları komşuları Suriye'nin bu hale gelmesinden de pek de mutlular. Benim itirazlarım var sevgili dostlar. Geçen hafta Milli Savunma Bakanımız Patriot hava savunma sistemlerinin ülkemize yıllık maliyetinin 15 milyon lira olduğunu söyledi. Yani İncirlik, Kürecik ve diğer NATO üslerinde ABD askerleri ile İsrail halkı rahat uyusun diye Türkiye'nin yılda 15 milyon lira harcamasına ben itiraz ediyorum. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya tarafından getirilen Patriot hava savunma sistemlerini görmek üzere geçen hafta ülkemize geldi. Bu ziyaret bana yabancı liderlerin Afganistan'daki işgal kuvvetlerini ziyaretini hatırlattı. İtiraz ediyorum buna. Ülkeme hiç kimsenin 3. dünya ülkesi muamelesi yapma hakkı yoktur diye de düşünüyorum. Geldiğimiz noktada bu sığ politikalarla bölgede en çok yara alan ülkelerden biri Türkiye ve Türk halkı olmuştur. Bugün AKP'nin Suriye politikası sonucu tüm sınır boyunda vatandaşlarımız hastanelerde ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürülmüştür. Cihatçı, tekfirci, kafa kesen lejyonerler birinci önceliği almışlardır. Bunlar havaalanlarımızda VIP salonlarda ağırlanırken devletin yönetimde üst düzey bürokratlar VIP'den yararlanamaz konumdadır. Buna da itiraz ediyorum. Kaçakçılık, otomobil hırsızlığı, insan ve silah ticareti almış başını gitmiştir. Devletimiz sınır boylarında varlığını hissettiremez hale gelmiştir. Dünyanın her yerinden gelen ajanlar bölgede cirit atmaktalar. Buna da itiraz ediyorum. AKP hükümetinin Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerle girdiği diyalog yakında gün yüzüne çıktığında ülkemizin nasıl aşağılandığını üzülerek hep beraber izleyeceğiz. Suudi Arabistan kralının baş danışmanı ve halen hükümet sözcüsü olan şahıs bu konuları yeni yazmakta olduğu Riyad'ın Atatürkçüleri, Ankara'nın Vahhabileri isimli kitabında anlattığını ifade ediyor. Açıklamalarında kendilerine verilen sözlerine yerine getiremeyen başbakanımızı geçen yılın başında Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Arabistan kralının bilerek 6 saat otomobilin içinde beklettiğini, daha sonra da sarayda değil de çöl beyzbolu yapılan bir alanın kafesinde kabul ettiğini söylüyor. Halbuki biz kralı uçağın kapısına karşılamış, kaldığı otele görüşmek üzere ayağına kadar gitmiştik. Ayrıca bu şahıs açıklamalarında yine geçen yıl Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan iki önemli bakanımızla hiçbir resmi yetkili görüşmeyi kabul etmemiş ve geri dönmek zorunda kaldıklarını da anlatıyor. Eğer bunlar doğruysa ülkemizi bugüne kadar hiçbir hükümetin böyle aşağılık duruma düşürmediğini söylemek istiyor ve buna da itiraz ediyorum. AKP hükümetinin İsrail ile giriştiği kayıkçı kavgasını artık halkımız yutmuyor. Egemen güçlerin, ABD ve Siyonistlerin AKP yetkililerine tavsiyesi gereği rolünü iyi oynayan Başbakan ve Davutoğlu artık inandırıcılığını da kaybetmiştir. Orta Doğu'da güvenilirliği sıkıntıya girdiği zaman İsrail'e, ülke içinde kendi seçmeni karşısında zorda kaldığında da Alevilere hakaretler yağdırmaları artık kimseye inandırıcı da gelmiyor. Ancak halkımız içinde nifak tohumları atıyorlar ve tehlikeli boyutlara da gelmiş durumda. Buna da itiraz ediyorum. Filistin için susmayacağız diye bağıranlar, salya sümük ağlayanlar, perde gerisinde Hamas'ı İsrail'le barıştırma ve Hizbullah ile savaştırma senaryolarını hazırlıyorlar. Eğer samimiyseler daha 2 gün önce Mescid-i Aksa'ya saldıran Siyonistler 20 tane Müslümanı yaralamıştı. Bu 60-70 bin tane cihatçı militanın orada da gidip cihat ilan etmesi ve oraya da birkaç
taş atması gerektiğini düşünüyorum. Buna da itiraz ediyorum tabii ki. Yani AKP desteğiyle ABD ve İsrail bölgede bir taşla birçok kuş vurmaya çalışıyorlar. Orta Doğu halkları bu tertiplere karşı uyanık olmalıdır. Küresel güçlerin yarattığı ateşten denizleri, bu toplumların mumdan yapılan kayıklarla geçmesi istenmektedir. Bu tuzaklara düşülmemelidir. Unutmayalım ki Fransız devrimine kadar Batı'ya medeniyeti İslam bilginleri öğretmiş ve götürmüşlerdir. İşte Batı'nın unutturmaya çalıştığı ve hazmedemediği asıl gerçeklerden en önemlisi de budur. Mısır'da, Irak'ta, şimdi Suriye'de kültür ve tarihi miraslara saldırmaları, kütüphaneleri ve müzeleri yağmalamaları, yakıp yıkmaları, işte bu gerçeğin gelecek nesillere unutturulması için yapıldığını unutmayalım. İslam aleminin son yüzyıldaki perişanlığı, dağınıklığı ciddi biçimde sorgulanmalıdır. Neo-İslam adı altında bu toplumlara dayatılan inançlar sorgulanarak ajan ulemaların verdiği fetvalar teşhir edilmelidir. Artık Müslümanlar büyük ihtişamlı gösterici camiler inşa etmek, minareleri altın varakla kaplamak yerine önce özgür bilinç ve fikir üretmesi gerektiği gerçeğini kabul etmelidir. Son olarak da bu topraklarda barış istiyorsak düzeni, adaleti sağlamalı, yaşam standartlarını yükseltmeli, kültür ve medeniyetimizi yeniden inşa etmeliyiz. Geleneksel sosyal ve siyasal kurumların dağılmasını da engellemeliyiz. Nefret, cehalet ve vahşiliğe tapılmasının önüne geçilmeli ve barışı inşa etmeliyiz. Yoksa bu coğrafya daha çok kan, barut ve gözyaşı görecektir. Hepinize saygılar sunuyorum.